Hanım, çok özür diliyorum. Meral Akşener, İyi Parti lideri, Samsun'da gençlere bir konuşma yapıyor. Onu bir dinleyelim kısacık, ondan sonra devam edecek. Çok özür Memnuniyetle. dilerim. Bugün burada hepimizin bir arada olma sebebimiz de Allah. Çok güzel. Muhteşem. Ve bugün o ilk adımı Atatürk'ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber Türk milletinin birlikte yol yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Allah o günün kahramanlarına bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın. Ve istikbalin ve istiklalin için atılan o ilk adımın bekçisi kim? Sahibi kim? Kime emanet edildi? Gençliğe. Söyleyin bakalım, kime emanet edildi? Peki bu emanete sahip çıkacak mısınız? Mavi gözlü bozkurtumuzu sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi ama asıl biz büyüklerin umudu sizsiniz. Geleceğimiz değil, bugünümüz sizsiniz. O ilk adımın bekçisi de, sahibi de sizsiniz. Onun için ey Türk gençliği, gücünün farkında mısın? Görevinin farkında mısın? İlelebet bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti paydar kılmak için gereğini yapmaya hazır mısın? Bir kere daha soruyorum, hazır mısın? Bugün Allah sizden razı olsun. Bugün aynı zamanda o ilk adımın bize bağışladığı, bize yüklediği hem sorumluluğun hem o güzelliğin bizim önümüzde ışık tuttuğu bir anda aynı zamanda iktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Benimle yürümeye hazır mısınız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Kazanacak mıyız? Evet. Samsun'dan. Evet. 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 Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Ve bugünden, şu andan itibaren çok teşekkür ederim. Erzurum'dan Kars'a, Kars'tan Mardin'e, Türkiye'nin pek çok yerinden gelen gençlerimiz var aramızda. Dün büyük bir bölümüyle Anıtkabir'e gittik. Atatürk'ümüzün, atamızın huzurunda onu andık. Bugün burada Türkiye'nin diğer yerlerinden gelen iyi ve cesur gençlerle birlikte ilk adımı birlikte atarak atalarımızı, o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Doğrudur. Kurtulan değil, kurtaran şehirde iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Allah bizleri utandırmasın. Allah sonucunu hayırlı etsin. Ve inşallah bir yıl sonra, bir sene sonra, en geç bir sene sonra 19 Mayıs ruhunu, 1919 ruhunu iktidarımızda da, Cumhuriyetimizin değerlerini iktidarımızda da ve bu ülkenin, bu memleketin, bu cumhuriyetin, bu milletin bekçisi ve sahibi olan gençlerle birlikte inşallah
yeni ve yeniden hayata geçireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah hepimizin yanında olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım, yürüyüşümüz başlıyor. İyilik için yürüyoruz. Cesaret için yürüyoruz. İktidar için yürüyoruz. Genel Başkanımız, Başbakanımız Meral Akşener, bu görkemli, bu muhteşem toplantı için her birinize ayrı ayrı candan yürekten teşekkür ediyor. Evrim Hanım, siyasetçileri beğeniyor mu gençler? Güzel bir soru. 2023 önemli. Bütün seçimlerde gençlerin oy kullanma oranları ne olacak, eğilimleri nasıl, bunları hep çalışıyoruz, araştırıyoruz ama 2023'te ilk kez 6,5 milyon seçmen, Z kuşağı seçmen ilk kez sandığa gidecek mi? Diye bağlamak istiyorum bunu. Evet, çünkü genel varsayım 6,5 milyon ilk seçmen sandığa gidecek diye bir varsayım var ama 6,5 milyon çok ciddi bir rakam. Ben en az %20-25 civarlarında siyasetsiz ilk seçmen olduğunu düşünüyorum. Kararsız ve sandığa gitmeme olasılığı olabilecek. Dolayısıyla evet, içinde bulunduğumuz düzlük çok önemli. İktidarından muhalefetine tüm liderler gençlikle ilgili çalışmalar yapıyorlar ama gençlikle sadece seçimlerden önce propagandist amaçlarla ilgili çalışmayan, gerçekten programlarını, gençlerin dertlerini çözmek üzere programlarını öne süren siyasi partilerin tabii ki avantaj yakalayacağını düşünüyorum. Türkiye hem gençliğin sivil topluma katılımı hem de siyasi partilere yaklaşımı açısından çok avantajlı bir ülke değil İpek Hanım. Aktif vatandaşlık oranlarımız bizim gençlikte zayıf. Son 20 yılımıza bakarsak, zaten nasıl bir korku tünelinden geçtiğimizi de görürsek, anlarsak, bunun da tesadüfi bir sonuç olmadığını zaten kavrayabiliriz. Gençler siyasi parti liderlerini beğeniyorlar mı? Gençler sahici olan her şeye, herkese kalbini açabilir. Ama anahtar kelime sahicilik. Yeter ki sahici olalım. Sahicilik önemli, mış gibi yapmamak çok önemli, biliyoruz. Özellikle bu yeni nesil gençlikte çok önemli. Hani şimdi diyoruz ki 6,5 milyon seçmen, siz diyorsunuz ki %20'sinin sandığa gitmeme olasılığı var. Orada bir şey mi var? Yani orada bir apolitik bir gençlik mi var, yoksa kendine göre bir siyasetçiyi bulamayan bir gençlik mi var o %20'de? Harika bir soru. Hemen şöyle yanıtlayayım. %20'si sandığa doğru kaçıngan davranıyorsa, bu apolitiklik değil, tam tersi oldukça politik bir tavır. Oldukça politik bir tavır. O yüzden yeni seçmen, özellikle Z kuşağı seçmen, Z kuşağı bireyleri hareketsizliklerinin de tepki vermemenin de aslında politik bir tavır olduğu doğrultusunda anlayabilmek bence çok önemli. Ben Türkiye'nin gençlerinin depolitize edilmeye çalışılmakla beraber hiç de apolitik olduğunu düşünmüyorum. Hatta benim kuşağımdan, sizin ve benim kuşağımızdan çok daha politik olduklarını da düşünüyorum. Sadece araçları ve tarzları farklı. O yüzden bence bilhassa bu %20 ile ilgili olarak yapılması gereken, gençlerin anlam ihtiyacına, anlam arayışına cevap vermek, anlamlı işler yapmak ve gençlerin dertlerine adres etmek. Bu son derece önemli. Yani aslında eylem istiyor, propaganda istemiyor Türkiye'nin genci. Buna çok ihtiyacı var. Çünkü berbat bir dünya ve çok acı çeken bir ülke bırakıyoruz şu anda onları. Aslında siz dediniz ya, apolitik değil, ben tamamen tersini düşünüyorum, politik olduklarını düşünüyorum diye. Ben de öyle düşünüyorum, size katılıyorum. Ama siz şunu söylerken de dikkatimi çekti aslında, bunu belki de destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi yeni nesil göç hareketi dediniz, liseye indi dediniz ve göç nedenlerinde baktığımızda demokrasi ve insan haklarını öncelediniz siz konuşurken. Aslında bu da ne kadar politik olduklarını gösteriyor bence. Çünkü geçmiş dönemde hani bizlerin nesline baktığımız zaman, hani bizim göçme nedenlerimizin başında geliyor muydu acaba demokrasi ve insan hakları diye düşündüm. Aslında tabii ki 80 sonrası göç hareketlerine bakarsak o bir tür zorun, o bir zorunlu göçtü. Fakat bu göç zorunlu bir göç değil İpek Hanım. Zaten insanın kalbini acıtan da bu. Ama bu göç gönüllü bir göç de değil. Göç jargonunda iki yaklaşım var. Ya zorunlu göç ya gönüllü göç. O yüzden ben jargon uydurmak zorunda kaldım bu son araştırma kitabında. Zorunlu gönüllü göç diyorum bu yeni nesil göçe.
aslında gitmelerinin içerisinde çok büyük bir mesaj var. Hı-hı. Yani o Twitter'da falan yapılan şakalar var ya, Türkiye bir mühendis kaybetti, Amerika bir garson kazandı gibi. Hı-hı. O aslında çok trajikomik bir hal. Çok doğru, ciddi şekilde ele alınması gereken bir hal. Bunun içinde bir politik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ama biz şunu soruyoruz göçmen genç.